Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sözlere böyle desenli çiçekli yazma üzerinde şöyle desenli göstermek istiyorum. Model göstereceğim arkadaşlar. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Her izleyen bir like atarsa benim için çok önemli. Önerilen videolarda daha çok çıkması için. Modelimiz gayet kolay, gösterişli modellerden bir tanesi arkadaşlar. Yazmamızın içinde böyle hardal sarısı renk var. Şöyle göstereyim. Hardal sarısı renk var ve pudra rengi gibi bir pembemiz var ve yeşil var. Yeşilinde tabanında yeşil kullanacağım. İçindeki hardal sarısı ile ve şu iplikten açık olan renkten kullanmak istiyorum. Çünkü açık birbirine uyuyor. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Biraz tabii ki ipin rengi videoda veyahut da yazmanın rengi farklı çıkıyor. Onun için bunları göstermek istiyorum. Şimdi modelimize geçelim. Şöyle yazmamı kenara alayım. Yazmamızın tabanı bordo, böyle vişne rengi renginde arkadaşlar, ama tabii ki videoda biraz farklı çıktığı için tam rengini göstermiyor, ama ases rengi bu, yani koyu bir renk. Şimdi yeşil ipimizi alalım. Yeşil ipimde her zaman soranlar oluyor. Başta videonun başında söylemek istiyorum. Yeşil ipimin numarası 434 altın başak kullanıyorum. Bulamadım. Normalde leylak kullanıyorum, küçük iplerde bulamadım, renklerde altın başak kullanıyorum. Birkaç kişi yazmış, Zehra Hanım altın başa hep karalıyorsunuz, leylak iple anlaşmanız mı var diye. Hayır, anlaşmam yok, ama altın başak göz önünde çok tiftikleniyor arkadaşlar. Bunu çok arkadaşımız da soruyor. Ben videoyu çektikten sonra hep soru geliyor. Zehra Hanım, biz ipimizden hiç memnun değiliz. Genelde hep tiftikleniyor, tiftik tiftik oluyor. Bir kenar bile oya yapamıyor. Hani bir ipliğe taktığı, bir iğneye taktığı iple, öyle diyeyim. Bir sıra şöyle oya yapamıyoruz. Çok tiftikleniyor diye sorular geliyor. Onun için soruyorum, ipiniz ne diye. İpimiz altın başak diyorlar. Onun için gerçekten altın başak ip önceleri çok güzeldi. Ama sonrasında bozdu. Nasıl bozdu? İp tiftikleniyor, katları açılıyor böyle. Onun için, ama leylak ip de, leylak ip bir tık daha ince ama gayet güzel. Şimdi buraya bir tane zürafa yaptım. Bir tane köprü oluşturuyorum. Köprümün içine geri dönüyorum. Şöyle. Altın başak kullandığım iplerim de var benim. Ama bazen videoda altın başak kullanıyorum, bazen leylak kullanıyorum. Normalde yazma yaparken leylakları yani tercih ediyorum. Şöyle pırpırımı yapıyorum. Tekrar buraya gelip şöyle şu şekilde aşağıya iniyorum. Buraya tekli sinek kanadı yapıyorum. Pırpırını ayarlıyorum. Şöyle. Bu şekilde 4 tane sinek kanadı yapıyorum. Şuradan hemen zürafaya batıyorum. Şöyle. İsterseniz arasında boş zürafa yapabilirsiniz. İsterseniz fil dişi falan da yapabilirsiniz arkadaşlar. O sizin tercihinize kalmış bir şey.
Şöyle. Bunun resmi WhatsApp'tan gelmişti arkadaşlar. Bir arkadaşımız istemişti. Onlar devamlı beni izledikleri için model gönderiyorlar. Bunu çeker misin diye mesaj atıyorlar. Buradan birkaç arkadaşımız var. Onlar. Şöyle arasında boş zürafa yapıyorum. Dilerseniz ben normalde şöyle yapıyorum. İpin arkasını iki kere doluyorum. Şöyle bakın. Şuradan hemen batırıyorum. Şöyle iki kere doluyorum. Öyle yapıyorum zürafalarımı. Ama videoda bazen unutuyorum. Tersine de yapabiliyorum. Böyle olunca zürafalarım ben daha çok hoşuma gidiyor. Şimdi arasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane zürafa yaptım. 10 tane zürafa yaptıktan sonrasında tekrar bir tane zürafa arada boşluk bırakıyorum şöyle. Buraya geri dönüyorum. Köprümü oluşturuyorum. Oluşturduktan sonrasında şöyle. Şuradan aşağıya iniyorum ve tekli sinek kanadı yapıyorum burayı. Şöyle. Tekrar pırpır yaptım. İçine geri döndüm. Ve aşağıya indim. Böyle bu şekilde. Şuradan hemen şuradaki zürafaya batıyorum. Ve yine arasında 10 tane, dilerseniz arasında 12-13 de yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben video çektiğim için, göstermek için böyle yapıyorum. Ara sıklığını siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ipimi burada çıkartıyorum. İpimi çıkarttıktan sonrasında dediğim gibi ilk ipimde hardal sarısı kullanacağım. İkinci ipimde böyle kendi içindeki gülün renginden kullanacağım. Şimdi hardal sarısı genelde hep iplerimi de videolarımda gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bu da leylak. Reklam yapmak için değil. Anlaşmam da yok kesinlikle ama ben leylak ipini daha çok seviyorum. Altın başağın da tabii ki güzel ipleri renk olarak altın başakta daha çok çoğunluk var. Ama bulamadığım renklerde tabii ki altın başak kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın bu ipimi biraz uzun bırakıyorum. Şöyle baya bir uzun bırakıyorum. Şuraya bir tane şöyle ipimi şöyle çevirerek şöyle göstereyim. Düğüm atıyorum. Biraz yakından göstermek istedim ki ne tam anlaşılır olsun diye. Bazı arkadaşlarımız var çok uzak gösterdim. Bazı arkadaşlarımız var çok yakın yaptın. Bazıları diyor kamerayı çok tepeden tuttun. Onun için böyle yakın yapayım bari hepsi anlaşılır olsun. Şöyle bu ipimiz bu tarafta, yönü bu tarafta oldu. Bu ipimizi kesmiyoruz. Kesmiyoruz. İpimi aynı boyutta ayarlıyorum. Böyle. Bu şekilde.
Tekrar burada. Yine aynı şekilde şöyle. Burada da boyutunu ayarlıyorum. Şu şekilde. Buradan da tekrar boyutunu ayarlıyorum. Şöyle. Bu fazlalık ipi buradan kesiyorum. 3 tane yuvamız oldu arkadaşlar. Şimdi bu 3 yuvaya ne yapıyoruz? Ters çeviriyorum. Tekrar geri üstünden bir daha geliyorum. Eğer siz benim gibi yapmak istemiyorsanız tek sırada gidip böyle tek sırada gidip tekrar geri gelip 2 sırada yapabilirsiniz. Ama ipinin içi ne kadar dolgulu olursa modelimiz o kadar güzel olur. Şurayı şöyle. Bakın böyle iğneyle ayarlıyorum. Ve çekiyorum. Burayı da böyle tekrar geri geliyorum. Bakın böyle ayarlıyorum. Tekrar ipimin modelimin yönünü bu tarafa çeviriyorum. Şöyle. İpimi biraz kısaltıyorum. Buradan şimdi modelime başlıyorum. Şuradan hemen yuvanın içine, bakın yuvanın içine batıyorum. Böyle. Tekrar aynı şekilde yapıyorum. Sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şu ipimizi kısa kalmasın diye, yani zorlanmayalım diye de şuradan şöyle yapıyorum. Buradan hemen düğüm atıyorum. Bakın sık iğnelerim daha dolgun ve daha güzel durdu. Dediğim gibi iki katının üstüne de yapabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Bir gittim bir geldim, altında bir de ip yürüttüm. Siz dediğim gibi bir böyle gelip bir de böyle giderseniz iki katı olur o zaman, öyle de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza gelirse onu yapabilirsiniz. Şöyle. Böyle. Buradan araya batıyorum. Hemen şöyle şu şekilde ayarlayarak düğümü atıyorum. Buraya geçiş yapıyorum. Şöyle tepeye geldim. Buraya şöyle pırpır yapıyorum.
Şu şekilde şöyle. Devam ediyoruz. Buradan da yine sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorum. Şöyle. Şuradan tekrar araya batıyorum. O araya batmamızın sebebi arkadaşlar, yuvalarımız daha düzgün, daha ortalı dursun diye. Şöyle. Bir tane daha sık iğne yapıyorum şöyle. Buraya da aynı yeşiline batıyorum. Bakın arkadaşlar, modelimiz bu şekilde böyle. Şimdi bunu buradan hemen kesiyorum ben. İpimi böyle. Şimdi şöyle içinde beyaz rengimiz de var arkadaşlar. Beyaz rengimiz de güzel. İçini ayarlayabilirsiniz. İsterseniz kendi renginden de ayarlayabilirsiniz. Ben bir tane böyle beyaz kullanmak istiyorum. Hep iplerimi de böyle iğneden böyle geçirdiğim için, iğneye geçirdiğim için hep böyle toplu oluyor. Dağılma derdi olmuyor. Şimdi şurasını şöyle büküyorum. Şurayı şöyle ayarlıyorum. Bu ipimi bu tarafa atıyorum. Şöyle göstereyim. Bunu da böyle yapıyorum. O zaman ne oluyor? İpimin yönü bu tarafta oluyor. Buradan alıp da hani bu tarafa getirmiyorum. Bir, iki, üç. Üç tane pırpır yaptım. Ben değişik bir şey olsun diye böyle yaptım arkadaşlar. Dilerseniz siz yapmayabilirsiniz de. Hani bunu niye yaptım? Bunu şu ortasındaki sinek yuvanın köprünün ortasındaki hani şu boşluk dolu dursun diye, düzgün dursun diye böyle yaptım. Şimdi bunu da diğer ipimle tamamlayayım. Tekrar burada buluşalım arkadaşlar. Benim modelim bitti arkadaşlar. Son hali böyle olacak. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.